Kulak iltihabının belirtileri başlıca ağrıdır. Kaşıntı da olabilir. Erken döneminde kaşıntı da olabilir. Örneğin denize havuza girdikten sonra ilk önce bir kulak kaşıntısı ortaya çıkar. Kişi veya hastamız bu parmağıyla kulağını kaşıdıktan sonra tırnak içerisindeki bakteriler içeriye naklolur. Ondan sonra ufak mikro çizikler içerisinde yerleşip bakteriyel enfeksiyonun, o dış kulak yolu iltihabının başlamasına da neden olmuş olabilir. Demek ki ilk önce dış kulak yolu iltihabından bahsedeceksek şayet bir kaşıntı, kaşıntının arkasından çenesini hareket ettirirken, üstüne yattığı zaman veya durduğu yerde veya çiğnerken, yemeğini çiğnerken ortaya çıkan şiddetli ağrı ile karşımıza çıkan dış kulak yolu iltihaplarını anabiliriz. Veya çocukluk çağında diyelim ki bir nezle, grip, küçük bir üst solunum yolu, her zamanki üst solunum yolu enfeksiyonu olan bir çocuk gecenin saat 2'sinde, 3'ünde şiddetli bir ağrı, ağlama, tabii ağrısını da ifade edemeyebileceği için ağlama kriziyle anneyi babayı uyandırır. Kulağını tutmaktadır genellikle. Daha küçük çocuksa, diyelim konuşamayan, oturamayacak olan, daha bebeklik çağında yastığa kulağını sürtecek şekilde sürekli olarak kulağını yastığa değdirecek şekilde hareketleri yapıyor olabilir. Ama kulak iltihabı iç kulağa yayıldığı zaman ya da iç kulakta başladığı zaman çok daha farklı belirtiler verir. İşitme kaybı, her kulak iltihabında belli şekilde işitme kaybı olur ama iç kulak yolundaki iltihabın işitme kaybı daha kalıcı, nörosensöryel dediğimiz çok daha ağır, çok daha özellikli ama orada baş dönmesi de. Şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusma da yapacaktır. Orta kulak iltihabında, dış kulak yolu iltihabında sadece ağrıyı görebilmekteyken iç kulak yolu iltihabında, iç kulak iltihaplarında özellikle baş dönmesinde görürüz. Halbuki o kadar şiddetli bir iltihapta iç kulak yoluna yayıldığı zaman ağrı hiç görülmez. Belirtileri oldukça farklıdır. Demek ki başlıca kaşıntı, ağrı, kulak tıkanıklığı, işitme kaybı. Ama iç kulak işin içerisine karıştığı zaman özellikle baş dönmesi.